Ben gönüllü olmasam, o gönüllü olmasa, o gönüllü olmasa kimisinde denenecek bu değil mi? O yüzden yani gönüllü olarak denenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sonuçta bu dünyadaki herkes için bir sorun, büyük bir problem. Yani belki ufak, çok küçük bir katkım olacaksa eğer, yani ne mutlu bana diyebilirim. Yıllardır aşısı bulunamayan hastalıklar varken bu koronanın bu kadar kısa zamanda aşısının bulunabileceğine inanmıyorum yani. Şöyle söyleyeyim, gönüllü olmak ister miyim? Olmak istemem. Çünkü bir deney olarak, kobay olarak kullanılmak istemem açıkçası. Öncelikle bir aşının deneme safhası varsa vurulacak deneylerin de önceden ayarlanması gerekir diye düşünüyorum. Her önüne gelene denek yapamayız diye düşünüyorum bu türü. Türkiye üretecek bu aşıyı. İnşallah üstesinden geleceğiz. Birlikte başaracağız Kayseri'm. Birlikte başaracağız Türkiye'm. Koronavirüsle aşısız deneyin Erciyes Üniversitesi'nde gönüllere vurulmaya başlandı. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Gönüllü olur musunuz? Aşı hakkında çok bir bilgim yok ama zaten şehir hastanesinde çalışıyorum. Çalıştığım arkadaşlarım rahatlıkla atlattığı için bilmem, gönüllü olabilirdim büyük ihtimalle, çözüm bulunsun diye yani. Sonuçta atlatamayan çok kritik durumda hastalar da var. Gelip ne bileyim, genç olsun, yaşlı olsun. Bilmiyorum yani, denerdim büyük ihtimal. Yani faydası olacaksa olurum. Ama sanmıyorum ya bu ülkeye. Hiç kimse dikkat etmiyor. Ya gönüllü olup olmama konusunda tabii tam net bir şey söyleyemiyorum ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani bu konuda tam net bir şey yok yapılıp yapılmaması konusunda. Tabii ki mutlaka sıkıntıları da olacaktır illaki. Yan etkileri olur mu olmaz mı bilemiyorum ama sağlıklı bir birey ise bence yapabilir. Yo, ben vurdurma hiç düşünmüyorum. Kendim astım hastasıyım ama gene de düşünmüyorum onu. Bilmediğim bir aşı yaptırmak istemiyorum yani. Şöyle, kendi kronik rahatsızlıklarım olduğu için canlı aşı yapılamıyorum. Maalesef gönüllü olamayacağım. Erciyes Üniversitesi'nde çalışıyorum. Eğer böyle bir durumum olmasaydı zaten gönüllü olurdum. Peki aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer aşı yani bütün çalışmalardan başarılı sonuç verirse zaten ülkemizin beklediği bir şey olacak ve güzel sonuçlar elde edeceğiz diye bekliyoruz. Gönüllü olma konusunda yeterli bilgi alırsam olabilirim belki. Aşı hakkında da insan üzerinde denemelere başlandığını biliyorum. O kadar değil. Yok, ben öyle şeylere gelemem. Yok, gönüllü olmaya ona olamam da ama vallahi bence onun öyle bir ağır bir hastalık değil o bence. Zencefil içsin herkes, geçer. Aşının içeriğini bilmiyorum. Ama tabii ki sağlığımız için ve sağlık için gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Katılıyorum aşının yapılmasına. Gönüllü olabilirim fakat detayları bilmediğim için bir şey söylemek doğru değil. Bugün yeni bir haberini gördüm böyle böyle diye ve çok da sevindim. İnşallah faz 3'ü tamamlar ve tüm Türkiye'ye vurulur, öyle söyleyeyim. Açıkçası ben koronavirüs oldum zaten, atlattım. Ve diğer insanların bulaşmaması için bu aşının etkili olduğu gerçekse bence gayet güzel bir şey. Ve bunun Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne çıkması zaten çok daha güzel bir şey. Gururumuz olur yani. Tabii birçok dünyada da zaten buna benzer aşı deneyleri yapılıyor. Ama Kayseri'den çıkması tabii bizim için daha gurur verici. Gönüllü olmam. Yani aşı hakkında da yani belli olmaz. Yani korkar insan yani gönüllü olmak için. Gönüllü olmam. Aşının da kolay kolay bulunacağını düşünmüyorum. Yani Rusya şu an denediğini söylüyor aşıyı. Çin, Amerika, bunlar deniyor. Ama ben bizim aşı üreteceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yerli milli bir aşımız olduğu için tabii ki bizi gururlandırır. Yani bu gönüllü olarak da gerekirse başvuruda yapabilirim yani. Çünkü niye? Genç olarak biz de bir birey olarak buna öncülük etmiş edersek tabii herkes için de iyi olur yani. Çünkü bu milli bir aşımız bizi de gururlandırır ve onurlandıracak bir şeydir. Yani bu, çünkü herkes dış ülkelerde, dış devletlerde herkes nasıl bunda gönüllü olabiliyorsa biz de bunda bir gönüllü olabiliriz yani. Ben gönüllü olmam da yani olanlar varsa vurunurlar. Sonuçları gördükten sonra biz de aşı oluruz yani. Şu an için ben gönüllü de olmam. Ben gönüllü olmam. Daha henüz güvenilirliği kanıtlanmadan gönüllü olmam. Olurum. Geç bile kalındı.
Türkiye yani Erciyes'in bunu yapması da güzel bir şey aslında. Yani korkmamak gerekiyor. Eğer güvence veriyorlarsa tabii buna karşı. Herkesin yapmasını öneririm yani. Çünkü başarılı çalışma yapar Erciyes yani. Gönüllü olmayı düşünmüyorum da yani aşı çıktığında zaten öncelikle yaşlılara, sağlık çalışanlarına, sonra yaşlılara ve tüm insanlara olacak. TÜBİTAK da çalışıyor bu konuda. Yani Rusya Çin de üretiyor ama biraz güvenli değil gibi, tam bilmiyorum. Onu mülki amirlerimiz daha iyi bilir. Yani Türkiye üretecek bu aşıyı. İnşallah üstesinden geleceğiz. Birlikte başaracağız Kayseri'm. Birlikte başaracağız Türkiye'm. Olurdum. Yani bilmiyorum ki. Yani sonuçta bir şekilde bunu ispatlamalar gerekiyor. Yani denemeleri gerekiyor. Ben gönüllü olmasam, o gönüllü olmasa, o gönüllü olmasa kimisinde denenecek bu değil mi? O yüzden yani gönüllü olarak denenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Gönüllü olabilirim ama bu konu hakkında pek bir bilgim yok. Ama tabii ki de böyle bir şey olsa, bilgim olsa tabii ki de gönüllü olurum seve seve. Sonuçta bu dünyadaki herkes için bir sorun, büyük bir problem. Hani belki ufak, çok küçük bir katkım olacaksa eğer, yani ne mutlu bana diyebilirim. Vallahi koronavirüsü zaten geçirmiş bir vatandaş olaraktan gönüllü olabilirim. Çünkü hani belki bağışıklık kazandık ama bu koronavirüsün bulaşmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden gönüllü olarak ilk denemesini kendimden yapmak isterim. Asla olmam. Neden olmazsınız? Güvenmiyorum çünkü. Peki aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yıllardır aşısı bulunamayan hastalıklar varken bu koronanın bu kadar kısa zamanda aşısının bulunabileceğine inanmıyorum yani. Şöyle söyleyeyim, gönüllü olmak ister miyim? Olmak istemem. Çünkü bir deney olarak, kobay olarak kullanılmak istemem açıkçası. Ama tabii zaman geçtikten sonra, aşılar daha çok profesyonelleştikten sonra vurulması artık zorunlu olacak. Yoksa gitgide günden güne artık herkes hasta olmaya başladı. Ben vurulmam. Vurmamam için sebep çok. Çünkü öncelikle bir aşının deneme safhası varsa vurulacak deneylerinde önceden ayarlanması gerekir diye düşünüyorum. Her önüne gelene denek yapamayız diye düşünüyorum bu tür şeylerde.